Alo. Alo, sesim geliyor mu? Oğlum benden YouTuber olurmuş lan. Tamam. İnsan tamam, aşağı inmiyor. Ha, tersi çeviriyormuş. Evet, tamam kanka işte. Yayın kamerasını böyle düşün. Tamam mı? Ev turu. Ev çok dağınık ya arkadaşlar. Bayağı dağınık. Ha, buradan lan. Evet. Bir şey yok oğlum. 2+1 ev işte ya. Biz bir aileyiz. Göstereyim mi lan arabadan? Ha. Göstereyim mi evi Kero? Neyi? Ev dağınık göstereyim mi? Ne dağınık olacak? Yani göster. Biz çok bir aileyiz ama. Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ama bunu olmayacak. Bugün aslan. Hayır, burası bilgisayar odası zaten işte. Gördüğünüz yani. Abi sigara atmıştım Kerem'e yayında gözükmesin diye. Burası balkon. Oğlum gözükmesin diye işte karanlık ya. Arkadaşlar bu manzara olsa ne olur olmasa ne olur. Yani bina manzarası. Yani sanki deniz manzarası. Ulan oğlum kamera nereye döndü? Bana döndü. Oğlum ışığı ne yapacaksınız? Karanlık olsun işte. Burası ayakkabı dolabı. Bu ben. Bu niye kapanmıyor lan? Burası mutfak. Normal. Bildiğin mutfak işte abi yani. Sude abla evde. Sude ablamız o odada. Yok abi. Burası koltuk işte. Bu yeni bir... He? Banyo işitmesi lazım. Tamam söyleyeceğim. Lan kamerayı yönetemiyorum ki. Bunu yeni aldım. Işıklı mışıklı JBL. Müzikle beraber şey yapıyor. Güzel ama he. Hadi oğlum. Geliyorum geliyorum. Çok fazla göstermiyorum dağınık mağınık diye. Abi burası hem yatak odası. Tamam mı? Şu oda. Hem de solda Sude yayın yapıyor. Tamam mı? Burada da yatak odası. Buraya girmeyeceğim. O yüzden şimdilik es geçin yani. Solda eşyalar falan var. Bu cumartesi temizlikçi gelecek. Yayın yapmıyor musun? Aşkım gel istiyorsan. Ama odayı göstermeyeyim ya. Dur, kamera dönüyor. Yatak odanı gösteren aile değil miyiz? Aa, yaptım. Yaptı mı? İşçi de çalışıyor işte. Oh abi. My god. İşinde. Abi ev, bak evi toparlayalım cumartesi günü göstereyim. Bu ne? Şu an dağınık, göstermek istemiyorum. Kule alıyorum şimdi. Çok istediler, görsünler benim elim bana. Biraz ışık. Saçlarımı kestirdim. Işık çok kötü vuruyor bu arada. Işık da. Çok çirkin çıktın aşkım, valla yalan yok. Yok ışık bozuyor ışığı. Ya bakayım, ya beni niye kötü gösteriyorsun? Aşkım sen kendini gösteriyorsun. Ya oyundayım. Tamam buradan gösterme. Buradan göster. Görüşürüz aşkım. Lan. Abone yazalım mı? He bir de bu Stream Deck arkadaşlar. Bu çok kullanışlı bir şey. Burada ne var bakın. Burada ne var bakın. Ya bakar ya. Mısınız? Bunu ben koydum. H100 kamyonet. Bu da eski yadigar. Kerim'in işçilik parası. Fark. Giderken alacak masanın üstüne bıraktım. Sedef abi bir tamplıyor. Kanka şimdi bir dakika şöyle bir gösteriyorum. Şimdi. Oğlum niye kafayı yiyor elin bu? Elin terse gidiyor işte bak. Ha? Elin terse gidiyor. Oğlum buna neler oluyor? Kanka bir kere bas. Oğlum ne yapıyorsun? Bak. Ya dur. Bastım işte bir kere. Tamam ev oldu. Ha? Tamam. İnsan ama aşağı inmiyor. Ha, tersi çeviriyormuş. Evet, tamam kanka işte yayın kamerasını böyle düşün. Tamam mı? Evet oyna bakayım Valorant. Oğlum böyle iyi lan. Bence ha? Çok iyi. Dur bakayım. Bence çok iyi. Evet böyle. Aynen. Oğlum çok aydınlık duruyorum lan. Evet. O yüzden diyorum oğlum yüzüm şu an perfect duruyor bak. Evet onu işte şeye denemek lazım. Aa onu yandan OBS aç açalım. Kerem. Bunu ne yapacağız?
Tamam işte kameradan kendime bakayım işte. O açık dursun, dur. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birey sporcunun günlük rutini hakkında sizlerle konuşacağız. Birey sporcu günlük nasıl antrenman yapar? Nasıl çalışır? Gıdım çıktı bu arada. Onu es geçelim. Burası gidiyor. Onu da saymıyorum. Saçlarım çok kötü çünkü bugün duş almadım da. Kerem'e gidince yıkanacağım inşallah. Neyse biz asıl konumuza gelelim. Asıl konumuza gelelim chat. Bir e-sporcunun günlük rutini ve en iyi nasıl e-sporcu olunur? Bugün bunları konuşacağız. E-sporcuyken nasıl avukat olabilirim? E-sporcuyken nasıl meslek sahibi olabilirim? E-sporcuyken hem okul okuyup hem aktör olup hem nasıl e-sporcu olabilirim? Yani çok karıştı biliyorum ama yani bunları yapan tek bir kişi var şu an Türkiye'de. Tek bir kişi var. Ne kadar e-sporcu olup tartışırlar yani ona başlayalım ama sonuç olarak e-sporcu yani bir takımın oyuncusu konumunda bulunuyor kendisi. Ve CSGO'da şampiyonluğu var, Valorant'ta da şampiyonluğu var. Valorant Türkiye'nin ilk büyük turnuvasının şampiyonu kendisi. Dolarlar kazandı, bayağı dolar kazandı. Şimdi konumuzun yanına gidelim. Kameramanım az önce yeni başladım daha öğreneceğim. Yavaş, harbiden çok yavaş dönüyor Kerem'in dediği gibi. Niye böyle dönüyor? Para verdim sana oğlum. Para yaptım sen. Evet, birey sporcu günlük ne haber? Bu kadar ekipmana ihtiyaç var mı? Gerçekten bilmiyorum yani. Ama almış ya. İşte yani. Ama almış yani. Yandan kendini falan izliyor herhalde mal. Niye 3 tane monitör var? Bir tane neyine yetmiyor? Bizde bir tane bile yok. Evet. Zafer. Evet Kerman Bey. Evet. Sizlere sorularımız var. Hı-hı. Ama sanırım bugün günlük rutininizi tamamladınız ve kendinizi yorgun hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. İsterseniz size şöyle balkonda konuşabiliriz evin balkonda. Evet, birazcık evet. Orada. Şurada orada bir şey der misin lütfen? Lego DM'de birinci oldu. Oğlum dur kasıyor diyecekti. Olmadı diyecekti. Sen böyle vursan nasıl yutturacağız oğlum? Sen tamam. Kendini gör. Sen chat aç sadece. Kendini evet. Boş ver kanka. Yakışıklısın zaten. Sadece sohbet. Tamam. Tamam. Şimdi senin e-sporculuk hayatın. Bu bir e-sporcu belgeseli. Ne yapıyorsun? Belgesele mi geçtik yani şu an? Orada videonun girişini ben yaptım. Şimdi bu videonun devamı kanka. Evet. Belgeselin amacı şu. E-sporcu nasıl olunur? Evet. Avukatken avukatlık okuyup e-sporcu nasıl olunur? Evet. Avukatlık okuyup aktör olup aynı zamanda nasıl e-sporcu olunur? Üçü bir arada nasıl olunur? Evet. Bugünkü videomuz Lego Journos 442 falan diyen var. Evet. Evet. Teklif soru geldi ama. Soru ne şimdi kanka? Hepsini tekte mi anlatacağım? Soru. Şimdi kaç yaşında böyle ciddi böyle profesyonel turnuvaları izlemeye başladın? İzlemeye başladım. Aynen. Kanka 1.6'da işte 1.5 falan izlemedim. Bu Heaton'u falan izlemedim ama şeylerle başladım işte. Spawn'la da yetişemedim. Tam Navi zamanı vardı. 2010 Edward Zeus. 11 sene önce yani 15 önce. Yaşındayken. Tam onları izlemeye başladım. SK'da Get Right The Forest vardı. Navi'de tam Prime dönemiydi. 2010 tam. Ondan önce ne oynuyordun mesela? Yani yine CS mi oynuyordun? Ondan önce 1.6 oynuyordum. Yani. 1.6 internet kafede falan mı oynuyordun? Aynen. Kuzenim 1.6 yükletmişti işte. 1.6'ya onunla falan başlamıştım. Evde öyle. Online oynuyordun. Aynen online beraber falan oynuyordum. Sonra keşfettim. Mavi League oynamaya başladım. Sonra Westwood falan oynuyordum böyle. Full public oynuyordum. Ondan sonra Sezgin abiyle tanıştım. Adex'e gidiyordum. Sezgin abi kim? Fabre. Fabre. CS 1.6'nın efsanesi. Bir Fabre. Şey diyeceğim. Tripod'u koysam böyle ben de yanında mı dursam? Olur. Yan yana konuşuruz. Değil mi? He. Sen ver tut, bana. Tut bunu. Tripod'u Yavuz koyacağım? Burada kesiyoruz tamam mı? Burada kesiyoruz. Sonra 15 yaşında sardın mı bu işe? 15 değil. 15 yaş mı oluyor oğlum? Tamam yani profesyonel olarak izlemeye başladın yani 15 yaş. Profesyonel olarak izlemek ne demek ya? Maçları, profesyonel maçları... Profesyonel maçları izledim. Tamam 2010'da başladım. Tamam Yavuz burayı kes. Profesyonel maçları 15 yaşında izlemeye başladın CS 1.6'da. Evet. Tamam. Hayır. Kaç yaşında başladın? 15 yaşında mı oluyor? Çıkar bir dakika. Ben şu an 24 yaşındayım. Aa ben kendi yaşımda hesapladım. Gerizekalı. Şu an 2021'deyiz. Tamam. 14 yaşında başladım. 11 çıkart. 2000 bir dakika 24 40 yapar. 11, 40 yapar. 13 yaşında başladım. Tamam. 13 yaşında. 12 13 yaşında profesyonel maçları izlemeye başladım. Navi, SK falan filan tamam. 1.6'da onları izlemeye başladım. Sonra izledim. Sonra ADX'e gittim. ADX'te ilk işte, turnuvana kaç yaşında gittin? İlk turnuvama o sene gittim işte direkt. 15 yaşında. Evet, ADX, kimle gittin? 15 değil, 13. 13 yaşında 14. Kimle gittin? Royal Zone. Takımın adı Royal Zone'da. Evet. Seni onlar mı aldı, kendi mi kurdun mesela? İşte beraber oynuyorduk. Tugay vardı, Foçe, Zikku.
SNA. Şu an Zikli diye bir nikol sapar ya. Fena makar olur. Zikli, SNA falan filan. Foçe, onlarla oynuyordum. Sesimiz nasıl? Güzel oğlum, demek ki sıkıntı yok. Sıkıntı olsa yazarlar. Ben daha demin test ettim sesi. Sesi iyi dediler. Evet, tamam. Sorulara devam et. Sonra oynadım falan filan. 1-6 öyle BMX lira falan filan ödül bir şeyler kazandık. İkinci oluyorduk, üçüncü oluyorduk ama işte Alex GC, Fabri Evler'in takımı vardı. Velixa, Prostar, Merens, Markne. Markne var mıydı? Vardı tabii. Markne, Merens, Velixa, Prostar, Fabri. Beşli buydu. Takım oydu yani. Tamam, sonra... Onlar hep şampiyon oluyordu kanka. Sonra Zanteres, Vital Force'da oynuyordu. Zanteres o aralar kaldırdı işte. Sonra CSGO Style. Ha, dur. CSGO Style geç. He. 17 yaşına geldim ve üniversite sınavına hazırlanman gerekiyor. Evet. Sıçtık. Orada ne oldu? Evet. Oraya gelmeden de anlatayım ben sana. Sabah diyorum. Akşam 9-10 oldu mu benim fiş çekiliyordu. Babam geliyordu odaya. Şeyin bilgisayarın power kablosunu çekiyordu. Ya da modemin işte Ethernet'i çekiyordu. Ya da modemin adaptörü bir şeyi alıyordu işte. Götürüyordu. Öyle bilgisayardan kalkmak zorunda kalıyordu ve sonra oynayamıyordum. İşte babam ders çalıştırıyordu, annem ders çalıştırıyordu, ben çalışmıyordum falan filan. Sonra işte CSGO'ya gelmemiz lazım oğlum bunlar için. Tamam. CSGO'ya gelmeden bitmiyor. CSGO'da işte şey oldu. Üniversite sınavı zamanı geldiğinde 7 ay kala Supermassive'deydik işte. Sözleşme, onları da mı anlatacağız oğlum? Onları anlatmayalım. Çok uzar gider. Tamam, öyle çok uzar gider. Tamam, evet. Üniversite sınavın geldiği sene oyuna hiç girmedin. Aynen, oyuna hiç girmedin. 7 ay boyunca bilgisayarı kaldırdım. Arada bir girdin ama, modem alıp geliyordun. Arada bir girdim ama bilgisayar şeydi. Bilgisayar masada değildi. Ben bilgisayarı sıfırdan tekrar dolaptan muhabbet indi, kuruyordum. Tekrar kuruyordum. Akşam oturuyordum bir iki saat sonra çıkıyordum. Bir arada çekime gidiyordum bir de yani. Aynen. Haftada kaç gün çekime gidiyordun mesela? Şimdi sınav haftada... Sınav zamanı yine aynı, haftada bir gün, iki gün, böyle bir iki saat falan gidiyordum ama arada bir şeyler yazıyorlardı ya bana, lösemi oluyordum işte, uyuşturucu sahnesi falan filan oluyordu. O zaman fazla gidiyordum, haftada 4-5 gün gidiyorum. Oha. Böyle olursa, evet. Şu an haftada 4-5 gün gitmiyor yani. Gitmiyorum ama. Eskiden yani, daha şey fazla. Yazarlarsa, fazla rol olursa fazla gidiyorsun. Az rol olursa garip gel oğlum, garip git oğlum, az rol olursun. Öyle haftada ama üniversite sana yetki etmedi yani. Aynen, bir de dublaja gidiyordum. Kaç puan yaptın üniversite sınavında? Puanı hatırlamıyorum ama... 420 falan yaptım. Yok. YGS'de... Sıralama söyleyeyim direkt. YGS'de 87.000'miş oldum. Abi 420-430 puan falan yaptın. Öyle bir şey yaptın. Öyle bir şey olması lazım. Adam 420-430 puan yaptı. Sonra takıma girdi. Üniversiteye girdi. Üniversiteyi kazandı. E-spor takımından maaşlı bir teklif geldi. Sonra ne oldu kanka? Ne oldu kanka? Ne oldu kanka? Rıntı da güzel, ses değil. Tamam, evet. Sonra... Şimdi bu adam... Babama sesleniyordum. Evet. 2016'da üniversite kaçak, üniversite 2'ye giderken falan olmuştu bu ya. Kero LS, YGS 87.000, LS... Mikrofonu uzayın. Böyle yaptı. Mikrofonu uzayın. Pantiye alın. LS'de 27.000'e çektim. 27.000. Hazırlık okudun. Hazırlığı geçtin. Evet. Psikoloji bölümüne gidecektin. Evet. Sonra baban avukat olmanı istedi. Evet. Okula geçtin. Evet. Açık yer vardı. Evet. Okula geçtin. Yatay geçiş yaptın. Yatay geçiş yaptın. Aynen. Okulun ilk senesi. O sırada dizide de oynuyorsun. Oyunu da oynuyorsun. Evet. Sonra maaşı teklif geldi. Evet. Maaşın fiyatı 800 lira. Ama evet. İyiydi yani. Hani biz hep bedava oynuyorduk yani. Evet. 800 lira iyiydi yani. Evet. Ama sözleşme imzalayacağız. Sözleşme imzalayacağız. Babası dedi yok olmaz falan. Her neyse. Babasını ikna ettim. İmzaladı Kerim'e. Aykut abi ikna ettim. İmzaladı. Ama saat 11'de fişini çekiyordu. Adam 19 yaşında, dizide oynuyor, hukuk okuyor. Bir de ben oyundan maaş alıyor. Babamla anlaşmıştım kanka. Yani demiştim, bak hukuk kazanırım, tamam ne istiyorsan yapacağım. Çalışacağım 7 ay, üniversiteye gireceğim ama ondan sonra karışmayacaksın demiş. Tamam karışmayacağım, karışırsam bilmem ne olayım falan filan demişti. Yine geldi karıştı kanka, karışıyor. 11'de fişini çekiyordu, 12'de evet. Ya. Evet. Ondan sonra artık şeyden sonra sen şey oldun, Space Wolves Akademi'ye girdin. Evet. Artık yani 20-21 yaşında falansın. Evet. Bu sefer daha da üst para kazanmaya başladın. Aynen. Ondan sonra artık şey oldu, aynen. Tamamen otur istediğin kadar oldu. Aynen. Ondan sonra, şimdi özgürsün artık da yani. Aynen. Bayağı bir zorlu süreç geçti. Babası soru işareti. Mesut komiser ya, aynen. Aynen, evet. Aynen. Ama şöyle ben 13 Eylül'de tatile gidiyorum.
Fethiye'ye. Hayatımda ilk defa iğne darıcı bir yere denize gireceğim. Şakasız. Orada bir vlog çekerim ya. Orada bir vlogumuz var. Bu gimbal'ı zaten aldım. YouTube'a bir vlog çekeriz. Arkadaşlar günaydın. Bugün ESA turnuvasının finali var bildiğiniz üzere. Birazdan elimi yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçalayıp duş alıp. Çok da uykum var. Akşam uyuyamadım biliyorsunuz mu? O yüzden yorgunum, uyuyamadım. Kanka biraz kendini çek böyle bir dakika falan. Tamam kanka. Bugün ESA turnuvasına gideceğiz. Yani giderken arabada Keriman'ı da alacağım böyle üstünden. Değil mi? Tek araba gideriz lan. Yani evet. Keriman'ı alacağım. Oh yes, nedense Thomas. Kuliste görüşmek üzere. Bay bay. Kendini çekmeye devam et. Tamam anladım ben. Warp'ta yerin hazır. Oğlum yok mu GTA RP'miz Kero? Ha? Yapılabilir. Oğlum GTA RP yaparım ya. Ama hangi rolde olacağım yani? Hangi rolde olacağım? Ben sana söyleyeyim. Garip Kont. Ben de Mesut Kont. Hayır, ben direkt kendimi canlandırıyorum. Ben Tunç Güner olarak. Sen tam de Garip Kont olarak gidiyorsun. Mesut komiser olayım. Var mı öyle bir şey? Köpek olabiliyor musun GTA 5'te? Köpek evet, olup sağa sola koşabiliyor musun kanka? Bilmiyorum. Olamıyorsun. Abi var mı? Bunu yazar mısın? Lütfen. Kesin vardır oğlum. Yoktur oğlum. Yapılır. Köpek nasıl olacaksın oğlum? Köpek olabiliyorsun diyorlar oğlum. Evet diyorlar. Peki köpek konuşuyor mu orada? Kanka konuşmuyor. Havlıyor. Havlayacaksın işte oğlum. Her zaman yaptığın şeye alışıksın sen. Varmış oğlum. Ama ne zaman açılıyor bu warp ya? Bilmiyorum abi. Warp'un açılımı ne? Warp açılımı nasıl ne? Bilmiyorsun oğlum? Bilmiyorum. Harbiden bilmiyorsun. Warp. Hadi lan. RP'yi biliyorum. Sonu roleplay. Tamam. Warp ne? Nasıl? Warp. Onu gerçekten bilmiyorsun. Video oyun mu? Hayır oyun. Oğlum. Warp. Nasıl bilmiyorsun ya? Video oyun roleplay evet. Nasıl bildin? Salak seni. Kendi lan bunu nasıl bilmiyor bak ya? Arkadaşlar video oyun roleplay anasını satayım. Bak kendi de bilmiyormuş. Chat'ten öğrendi. Sen chat'ten görüp söyledin. Tam bir yemin ederim görmedim. He? Yemin ederim bakmadım. Oğlum ben hayatımda izlemedim. Sen var ya tam bir çakalsın ya. Yemin hayatımda ederim. İzlemedim ama yani. Tam bir yılan. Sen izledin mi hiç? Sons of Sinem. GTA Rap açıp izledin mi? İzledim. He? Yarım saat falan izlemişimdir. Kimi izledin? En başlarda izlemiştim. Kimi izledin? Bilmiyorum böyle mahkeme falan yapıyorlardı. Davaya falan çıkıyorlardı. Ben ya avukatlık sarmıştı. Sarmıştı kanka ne yapıyor lan bunlar dedim. Aa baktım biri avukat falan olmuş. Hakim mahkim var. Dedim ne oluyor lan burada? Yarım saat onu izlemiştim. Sarmıştı ama. Of. BB maçında seyirci olacak mı? Onu yayında söylemiş olmalı lazım chat. Olacak mı ESA maçında seyirci? Seyirci olacak bilet satılacak diyorlardı. Yok Erren değildi. Erren'den önceydi. Baya ilk başları ya. Erren yapmıyordu galiba o zaman. Evet. Yoktu. Bilmiyorum. Sayılı sanırım diyorlar. Peki nereden satılacak? 150 kişi. Nasıl 150 kişi gelecek oraya peki? Çekiliş mi olacak? Lan bana çıksın lan. Bana çıksın oğlum. Kanka bizi almazlar mı ya? Oğlum lan salak biz direkt kulisteyiz ya. Şurada 2 RP yapacağız. Bizi wow almazlar mı? Kero gelsin Mesut var. Oğlum ben yapamam orada ya. Ben gerçek hayatta rol kesiyorum. Oyunda kesiyorum. Kero hep yedek misin artık? Belli değil. Bakacağız, göreceğiz. Bakacaklar. 1 saat 40 dakika olmuş ya. Tost yayını mı birden? Açıktınız mı? O zaman yemek yayını. Abi burada salalım ya chat. Artık kafi yani. Bir de o bilgisayarı denememiz lazım. Aynen onunla bir uğraşalım biz. Yarın görüşürüz. Yarın Valorant yayını yaparız ya. Ama bugünlük kafi. Seviyorum sizi. Öptüm cümleten. Bay 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 bay. Görüşürüz. Kero Bey'i salla elimi salla. Bay bay. Neredesin? Dur. Bak ön kamera müthiş kanka. Bay bay. Thanks for watching guys.